أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen hafta 45. ayet-i kerimeye kadar gelmiş idik. İnşallah bu ayet-i kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadar Rabbimizin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Duyduklarımıza, dinlediklerimize Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Yine bu imanlarımız da Allah'ın istediği biçimde yarınki hayatımızı düzenleme, cehdi, cihadı, kavgası içine inşallah gireceğiz. Son okuduğum ayetlerde Rabbimiz, ehli kitap bilginlerin saptırmasına dikkatimizi çekmişti. Bakmıyor musun peygamberim, kendilerine kitaptan bir nasip verilen, kitap bilgisine sahip olan, Tevrat bilgisine, İncil bilgisine, Kur'an bilgisine sahip olan ama sahip oldukları Allah bilgisini, peygamber bilgisini menfaatlerine satan, diplomalarına, doktoralarına, doçentliklerine, profluklarına, makamlarına, koltuklarına satan, Allah'ı satan, peygamberi satan, kitabı satan, hidayeti satan ve dalaleti satın alan bir kısım bilginler var ki, onlar kitabı yüklenmekten çok uzak, bildikleri kitap bilgisiyle amel etmekten çok uzak bir hayat yaşıyorlar. Ve de sizi saptırmak istiyorlar. Ümmet-i Muhammed'i saptırmak istiyorlar. Onlara dikkat edin. Onlar kaynaklı bir hayat yaşamayın. Onları dinlemeyin, onlara kulak vermeyin. Bilgilenmenizi onlarla sürdürmeyin. Vallahu a'lemu bi'adaikum. Unutmayın ki sizin düşmanlarınızı en iyi bilen Allah'tır. Sizin düşmanlarınızı sizden çok daha iyi bilen Allah, bu kitabıyla size düşmanlarınızı tanıtıyor. Düşmanlarınızın size yaklaşma yöntemlerini anlatıyor. Düşmanlarınızın size sunduğu batıllara düşmemeniz için, sapıtmamanız için Allah onları size deşifre ediyor. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا Unutmayın, veli olarak Allah size yeter. Korkmayın. Bu kadar sahte bilgin bizi saptırırlar. Böyle bir durumda biz imanlarımızı nasıl koruyalım? Biz dinlerimizi nasıl koruyalım? Bu insanlar bizi saptırırlar endişesiyle sakın telaşa kapılmayın, korkmayın. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّ Unutmayın, veli olarak Allah size yeter. Allah sizin velinizdir. Aldığı kararlarıyla Allah sizi onlardan koruyacaktır. وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Yardımcı olarak da Allah size yeter. Korkmanıza gerek yok. Allah bu kitabında tüm düşmanlarınızı size tanıtacak, düşmanlarınızın size yaklaşma yöntemlerini size anlatacak, sizi bilgilendirecek, böylece onların saptırmalarından sizi koruyacak. El verir ki siz veli olarak sadece Allah'ı tanıyın. Sadece Allah'ın velayeti altına girin. Hayatınıza program yapma yetkisini sadece Allah'a verin. Allah'tan başkalarının program yapma yetkisine evet demeyin. Allah'ın kitabıyla bilgilenin gece gündüz. Bu kitabın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle bilgilenin gece gündüz. Yani o saptırıcıların sözlerini yargılayacak Kur'an ve sünnet bilgisine sahip olursanız, yani biraz sarraflık öğrenirseniz,
Yani madenleri tanırsanız birileri altın diye madenleri size yutturamayacaktır. Sürekli Allah bilgisiyle bilgilenmek zorundasınız diye bizi uyarmıştı. İşte o düşmanlarımızdan en büyüğünü de bundan sonraki ayetinde dikkat etmemiz gereken, yeryüzünde bizi saptıracak en büyük düşmanımızı da bakın Allah şöylece tanıtıyor. Minellezine hadu. Bunlardan bir tanesi ya da en birincisi Yahudilerdir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضَيْهِ Onlar kelimeleri mevzilerinden koparıyorlar, cımbızla söküyorlar Allah'ın kelamını, Allah'ın kelimeleri yerlerinden söküyorlar, üstüyle altıyla ilişkisini koparıyorlar, alabora yapıyorlar, hafriyat yapıyorlar, altını üstüne getiriyorlar, haramı helal, helalı haram demeye çalışıyorlar. Yani bir kelama, bir kelimeye, bir ayete Allah'ın yüklemediği anlamı yükleyerek böylece kendileri saptıkları gibi sizi de sapıtmak istiyorlar. Yahudiler böyle yaptılar kendi kitaplarına. Kendi kitaplarını tahrif ettiler, bozdular, değiştirdiler. Kendi keyiflerine göre Allah'ın ayetlerine başka anlamlar yüklediler ya da işlerine gelmeyen ayetleri kaldırıp attılar. Bunu kendi kitaplarına yaptı önce Yahudiler, sonra İncil'e yaptılar aynı şeyi. Hristiyanların elindeki İncil'i de tahrif ettiler. Şimdi de son kitap Kur'an-ı Kerim'e yapmak istiyorlar. Ama bu kitabın korumasını Allah bizzat üzerine aldığı için kıyamete kadar hiçbir kimse bu kitabın bir harfine bile halel getirme gücüne sahip değil. Allah bizzat üzerine almıştır. Kitabın kelimeleri üzerinde oynayamıyorlar. Kitabın ayetleri üzerinde, zahiri üzerinde tahrifat yapamıyorlar ama anlamları üzerinde tahrifat yapmaya çalışıyorlar. Manaları üzerinde tahrifat yapmaya çalışıyorlar. Ya da Müslümanların kitaplarına bakışlarını bozmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli. Kitap, efendim işte mübarek gecelerde okunur, anlamadan okunur, teberrüken okunur, ibadet kastıyla okunur. Kitabı anlamak zorunda değiliz. Zaten bir dönem kitap anlaşılmış, imamlar döneminde fıkha dökülmüş. İşte biz de artık teberrüken bu kitabı mübarek gecelerde okuruz. Bir ölünün mezarının başında okuruz. Ya da işte bir gelinin çeyizinin içine koruruz. Hepsi bu. Kitabın bizim hayatımızdaki fonksiyonu bu. Bakın, müminlerin kitaplarına bakışlarını bozuyorlar. Anlamadan da okunur demeye çalışıyorlar. Böylece müminleri sapıtmak istiyorlar. Kitap konusunda, peygamber konusunda müminleri saptırmak istiyorlar. Peygamberin fonksiyonu şudur. Efendim peygamber bir dönem yaşamış, kendi sözleri ancak kendi dönemi insanlığını bağlar, o günün toplumunu bağlar. Peygamberin hadisleri bizi bağlamaz çünkü peygamberin bir fonksiyonu vardı. Şu Kur'an'ı bize ulaştırmaktı, o görevi bitmiştir. Onun dışında peygamberin anlayışı, peygamberin uygulamaları, peygamberin sözleri, peygamberin sünneti, peygamberin hadisleri bizi bağlamaz. Şu anda bizim için bizi bağlayan Kur'an var. Bizi Kur'an ilgilendirir. Kur'an İslam'ı, Kur'an dini gibi ifadelerle Allah korusun. Yahudiler bu toplumu peygamberleri konusunda ifsad etmeye çalışıyorlar. Onların bu sözlerini bizim içimizdeki çömezleri de hemen alıyorlar. Mal bulmuş mağribi gibi kullanmaya çalışıyorlar. İşte Kur'an'ın fonksiyonu budur. Sünnetin fonksiyonu budur. Allah'la peygamberin arasını aşmaya çalışıyorlar. Kitapla sünnetin arasını aşmaya çalışıyorlar. Böyle keyiflerine göre bir din yaşamak istiyorlar. Allah korusun, bugün Kur'an konusunda da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Kendi kitaplarına yaptılar. Kitaplarının içinde, Tevrat'ın içinde son elçi Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine dair Allah ayetlerini kaldırdılar. Son kitap Kur'an'a dair bilgilerin tümünü tahrif ettiler, gizlediler. Bunu yaptılar. Başka ne yapmışlar? وَيَقُولُونَ Şöyle diyorlar, سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا İşittik ve isyan ettik. Duyduk ve isyan ettik. İşittik ve reddettik. Kime diyorlar bunu? Avuçlarının içinden daha iyi bildikleri son elçi Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar bunu.
öz evlatlarından daha iyi tanıdıkları son kitap Kur'an konusunda söylüyorlar bunu. İşittik ve itaat ettik. Duyduk ve işittik ve isyan ettik. Duyduk ve isyan ettik demeye çalışıyorlar. Ne için? Biliyorlardı son elçinin geleceğini, bekliyorlardı son elçiyi. Ayak sesleri kulaklarımıza kadar gelmeye başladı. Gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Ahir zaman nebisinin gelmesi çok yakın diye bekliyorlardı. Ve kafirlere, Mekke müşriklerine ya da Medineli müşriklere karşı hava atıyorlardı. Hele bir gelsin, biz onun arkasında bir ordu oluşturacağız. Sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız. Hele bir bekleyin, ahir zaman nebisi bir gelsin, biz ona iman edeceğiz. Onunla birlikte sizin işinizi bitireceğiz diye Medineli müşriklere hava atıyorlardı. Ama bekledikleri peygamber, bekledikleri kitap gelir gelmez de dediler ki, İşittik ve isyan ettik. Neden? Çünkü kendilerinden çıkmamıştı bu peygamber. İsrail oğullarından çıkmamıştı o elçi. Kendilerine gelmemişti o kitap. Irkçılık yaptılar. Bu peygamber bizden değil. Bu peygamber bizim cemaatten değil. Bu peygamber bizim familyadan değil. Bu peygamber bizim ırktan değildir. Allah bizi bıraktı da ümmilere kitap gönderdi. Ümmilerin içinden bir peygamber seçti diye bu işin toptancısı bizdik. Bu işin baş bayisi bizdik. Allah bizden bu işin bayiliğini, toptancılığını aldı da başkalarına devretti diye işittik ve isyan ettik dediler. Başka? Peygamber aleyhisselama mecazi anlamda birkaç anlama gelen, hem övmeyi ifade eden, övgüyü ifade eden, hem de Peygamber aleyhisselama hakareti ihtiva eden şu sözü söylüyorlar bakın Yahudiler. Vesma gayra musma. İşit işitmez olası. Dinle, dinlemez olası. Dinle, sözü dinlenmez herif. Dinle, davetine icabet edilmeyesi. Dinle, sözü kale alınmayası. Allahu Ekber. Bunu kime söylüyorlar? Peygamber aleyhisselama. Dün Yahudiler bunu söylüyorlardı peygamberimize. Peki bugünkü onların çömezleri ne diyorlar ya? Efendim, peygamberin sözleri bizi bağlamaz. Demin ifade etmeye çalıştım. Onun sözü dinlenmeyesi bir söz. İlgilenilmeyesi bir söz, kale alınmayası bir söz. Yani onun sözleri, onun hadisleri ancak kendi dönemini, toplumunu bağlar. Bizi bağlamaz ki. Yani peygamber dinlenilmeyecek söz söyleyen birisi, kale alınmayacak söz söyleyen birisi, onun sözleri, onun hadisleri, onun emir ve yasakları, onun uygulamaları bizim için hiçbir değer ifade etmez. Aynısını söylemiyorlar mı? Yani dünkü Yahudinin peygamber aleyhisselama söyledikleri sözün aynısını bugün Müslümanız diyen insanlardan kimileri Peygamber aleyhisselama söylemeye çalışıyorlar. Devam ediyorum. Diyor ki bakın Allah, şöyle diyor Yahudiler bir de, وَرَاعِنَا لَيَّنْ بِاَلْسِنَتِهِمْ Dillerini eğip bükerek diyorlar ki peygambere, ey bizim çobanımız, bize çobanlık et diyorlar. وَتَعْنَنْ فِي الدِّينِ Dine de hakaret ederek, dine tanu teşnide bulunarak Peygamber aleyhisselama رَاعِنَا diyorlar. Ey bizim çobanımız. Ne demek istiyorlar? Peygamber aleyhisselamı çoban, kendilerini sürü makamında tutuyorlar. Hem Peygamber aleyhisselama hürmet ifade eden, onu yücelten bir anlam yüklemeye çalışıyorlar bu kelimeye. Hem de kendilerini sorumluluktan azade kılmaya çalışıyorlar. Sen çoban, biz sürü. Biz senin dediklerini anlayamayız ey Muhammed. Sürü çobanın ne dediğini anlayamaz. Senin bizi davet ettiğin İslam'ı biz anlayamıyoruz. Gerçekten senin okuduğun ayetleri biz anlayamıyoruz. Senin sözlerini, senin davetini biz anlayamıyoruz. Sen çoban, bizler ise sürü demeye çalışıyorlar. Kendilerini sürü menzilesine indiriyorlar. Böylece kendilerini sorumluluktan azade tutmaya çalışıyorlar. Bugünkülerde aynı şeyi söylemiyorlar mı? Biz kim peygamberi anlamak kim? Biz kim Kur'an'ı anlamak kim? Yahu bu Kur'an'ı bırakın anlamayı, elimize almaya bile layık değiliz. Bu Kur'an'ı ancak büyük zatlar anlar. Bu Kur'an'ı ancak İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendilerimiz anlar. Bu Kur'an'ı ancak işte müştehit imamlar anlar ya da müfessirler anlar. Biz bırakın bu Kur'an'ı anlamayı, elimize almaya bile layık değiliz diyenler de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Yani Kur'an karşısında sürü kesilmiyorlar mı? Peygamber karşısında sürü kesilmiyorlar mı? Yani kardeş, bu Kur'an'ı sen de anlamak zorundasın. Sen de bu Kur'an'ı çocuklarına aktarmak zorundasın. Sen de bu Kur'an'ı arkadaşlarına, komşularına aktarmak zorundasın dediğimiz zaman
Haşa diyor, ya biz kim, Kur'an'ı anlama kim? Yani biz bırakın Kur'an'ı anlamayı, onu elimize almaya bile layık değiliz diyen insanlar da aynısını söylemiyorlar mı? Allah karşısında, Kur'an karşısında, kitap karşısında, peygamber karşısında kendilerini sürü menzilesine indirgemiyorlar mı? Allah korusun. Dillerini eğip bükerek böyle diyor Yahudiler, ve ta'nen fiddin, ve dine de ta'nu teşnide bulunuyorlar, hakarette bulunuyorlar. Allah diyor ki, ey Müslümanlar, siz onların dediği gibi demeyin, onların yaptığı gibi yapmayın. Sizler Kur'an karşısında sürü kesilmeyin, peygamberin sünneti hadisleri karşısında sürüler kesilmeyin. Kulak verin Kur'an'a, dinleyin peygamberi, anlamaya çalışın, mutlaka anlayacaksınız. Ben sizi bu kitabı ve peygamberimin sünnetini anlayacak kapasitede yarattım. Bakara suresi öyle diyordu. Burada da diyor ki bakın Allah. وَلَوْ اَنَّهُمْ keşke onlar قَالُوا şöyle deselerdi. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا işittik ve itaat ettik. Zaten bekliyorduk. Yani bakın Tevrat'a inanan bir kişi, samimiyetle inanan bir kişi, İncil'e samimiyetle inanan bir kişi niye inanmıştır? Allah'ın kitap göndermesine inanmıştır. Yani Allah'ın yeryüzüne program yapmasına iman etmiştir. Allah'ın insan hayatına karıştığına inanmıştır. Böylece içimizden elçi seçerek, peygamber seçerek, model kullar seçerek Allah'ın bizden kulluk istediğine, bizim için hayat programı gönderdiğine iman etmiştir. İşte samimiyetle İncil'e inanan bir adam, samimiyetle Tevrat'a inanan bir adam, aynı kaynaktan son kitap gelince, aynı kaynaktan son elçi gelince ne yapması gerekirdi? Semi'na ve ata'na demesi gerekirdi. İşittik ve itaat ettik. Zaten daha önce Tevrat'a iman ediyorduk Allah'tan geldi diye. İncil'e iman ediyorduk Allah'tan geldi diye. Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a iman ediyorduk Allah seçti diye, örnek kul diye. Şimdi de Allah Muhammed Aleyhisselam'ı örnek kul olarak seçmiş. Allah bizim hayatımızı düzenlemek üzere bir kitap göndermiş Kur'an isminde. Hemen iman etmeleri gerekirken öyle yapmadılar. قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا keşke işittik ve itaat ettik deselerdi. وَاسْمَعْ وَانْضُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمْ eğer bizi işit ey Allah'ın Resulü, bize imkan tanı, bizi gözet, bize anlat ya Resulallah, bize fırsat tanı, bize merhamet et. Eğer dediklerini bir anda anlayamadıysak, hemen uygulamaya koyamadıysak, bize fırsat tanı, bizi eğit, bizi gözet ya Resulallah deselerdi, bizim kulluğumuzda bize yardımcı ol ey Allah'ın Resulü deselerdi samimiyetle, kendileri hakkında çok daha güzel olacaktı, olgunluk olacaktı bu gerçekten, hayırlı olacaktı ama öyle yapmadı hainler. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ lakin örtmelerinden dolayı, örtbas etmelerinden dolayı, kamufle etmelerinden dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Allah onları rahmetinden kovmuştur. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا gerçekten onlar çok az inanırlar. Çok az iman ederler. Yani hayatlarında pek çok küfür birimi var ama azıcık iman birimi var şeklinde de anlıyoruz. Çok az inanırlar şeklinde de anlıyoruz. Ya da onlardan çok azı iman etmiştir şeklinde de anlayabiliyoruz. Gerçekten ehli kitaptan, yani Yahudilerden çok azı iman etmiş, pek çoğu iman etmemiş son elçiye, son kitaba. Allah onlara bir uyarıda bulunuyor. Belki son uyarısı. Ya eyyühellezine utul kitab. Ey kendilerine kitap verilenler. Ey ben kitap ehliyim diyenler. Ey ben İncil'in müminiyim diyenler. Ey ben Tevrat'ın müminiyim diyenler. Ey ben Kur'an'ın müminiyim diyenler. Ey benim de bir kitabım var diyenler. Ey kendilerini bir kitaba izafe edenler. Ben kitapsız değilim diyenler. Aminu iman edin. Bima nezzelna indirdiğimiz kitaba iman edin. Hepimize söylüyor Allah. Yahudilere de söylüyor. Hristiyanlara da söylüyor, Müslümanlara da söylüyor. Her birerimize söylüyor Allah bunu. İnanın kitaba. Peki nedir kitaba iman? Allah böyle bir kitap göndermiş şeklinde bir iman mı? Hayır. Bunu herkes bilir. Allah'ın Kur'an diye bir kitap gönderdiğini, İncil diye bir kitap gönderdiğini, Tevrat diye bir kitap gönderdiğini herkes bilir. Kitaba iman o değil. Kitaba iman
benim hayatımı düzenleyecek bir kitabım var demeye imandır. Ben hayatımı bu kitapla düzenlemeye iman ediyorum demektir. Benim hayat programım bu kitaptır. Ben bu kitaptan bilgilenerek bir hayat yaşamak zorundayım. Ben hayatımı bu kitapla düzenlemek zorundayım. Kitaba iman budur. Peki tanınmayan bir kitapla hayat düzenlenir mi? Ayetleri bilinmeyen bir kitapla bir hayat yaşanır mı? Elbette yaşanmaz. Evet, Allah diyor ki, ey kitap ehli olanlar, aminu bima nezzelna, indirdiğimiz şu son kitaba iman edin, musaddikan lima ma'akum, yanınızdakileri tasdik edici olarak indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Bu kitap yani Kur'an, Yahudinin kitabını tasdik ediyor, reddetmiyor. Allah gökten bir dönem Musa Aleyhisselam'a Tevrat diye bir kitap indirmiştir. Bakın Kur'an'da bunu anlatan ayetler var. Bu kitap İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Yani Hristiyanların elindeki kitabı reddetmiyor bu kitap. Bakın Allah onlara diyor ki, elinizdeki şu anda okumaya çalıştığınız, tahrif ettikten sonra da hala bağrınıza basıp bizim kitabımız var dediğiniz o kitapları tasdik edici olarak indirdiğim bu kitaba iman edin. İşte demin de ifade etmeye çalıştım. Bu kitaba inanmayan bir kişi Tevrat'a da inanmıyor. Son kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayan bir kişi aslında İncil'e de iman etmiyor demektir. Allah öyle diyor. Yanınızdakileri tasdik edici olarak indirdiğim bu kitaba iman edin. Gelin bu kitapla birlik bir hayat yaşayın. Gelin bu kitapla beraber hayatınızı düzenleyin. Min kabli en natmise vucuhen fe neruddeha ala edbariha. Yüzlerinizi silme yapmadan, yüzlerinizi dümdüz yapmadan ve enselerinize çevirmeden önce. Allahu Ekber. Öyle muazzam bir tehdit ki, ey insanlar, yüzlerinizi enselerinize çevirmeden, yani sizi insanlıktan çıkarmadan, o yüzün sahiplerini insanlıktan çıkarmadan, gözlerinizi, ağızlarınızı, kulaklarınızı, beyinlerinizi, yani insani özelliklerinizi elinizden alıp da, yani kullanmadığınız o azalarınızı elinizden alıp da sizi hayvanlaştırmadan önce gelin bu kitaba iman edin. Ev nel'anahum kema la'anna ashabe sebti. Bir de cumartesi ashabını lanetlediğimiz gibi sizi de lanetlemeden, rahmetimizden kovmadan önce, sizi insanlıktan çıkarmadan önce gelin bu kitaba iman edin. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Ve Allah'ın emri tarih boyunca hep ola gelmiştir. Allah'ın tehdidi tarih boyunca hep gerçekleşe gelmiştir. İşte bir cumartesi ashabı vardı. Allah'ın yasaklarına yorum getirdi. Allah'ın emir ve nehilerine şeytanca bir yorum getirdiler. Tahrif ettiler. Allah'ın yüklemediği anlamları yüklemeye kalkıştılar. Allah'tan bağımsız bir hayat yaşamaya başladılar. Böylece Allah onları maymunlaştırdı. Gelin ey ehli kitap, gelin ey Kur'an benim kitabımdır diyenler, gelin ey Tevrat benim kitabımdır diyenler, gelin ey İncil benim kitabımdır diyenler, gelin Allah'ın istediği şekilde bu kitaba iman edin. Benim bir kitabım var, ben kitapsız değilim demeniz bir işe yaramaz. Hayatınızı düzenleyecek kadar gelin bu kitapla bilgilenmenizi sürdürün. Gelin hayatınızı bu kitapla düzenlemeye iman edin. Kitaptan bağımsız bir hayat yaşamaktan vazgeçin. Yüzlerinizi silip enselerinize çevirmeden ya da sizi hayvanlaştırmadan insani özelliklerinizi, kullanmadığınız nimetlerinizi geri alıp duymaz, duygulanmaz hale gelmeden hayvanlar gibi, yani maymun gibi her sese kulak veren, her davete icabet eden, her kavalın peşine düşen mukallitler durumuna düşmeden önce gelin bu kitaba iman edin. Öyle olmamış mı diyesim geliyor. Şu anda birisi bir teşkilat kursa, birisi bir inat sistemi geliştirse, birisi bir şirket kursa, birisi bir dava ileri sürse mutlaka müşteri buluyor. En batıl, en sapık inanışlar bile müşteri buluyor. Niye? Çünkü artık her sese kulak verecek, her kavalın peşine takılacak, her davete icabet edecek bir konuma gelmişiz. Allah korusun, yüzlerimiz enselerimize çevrilmiş,
akıllarımız almıyor, kulaklarımız duymuyor, kalplerimiz hissetmiyor, duygulanmıyor. O hale gelmeden önce gelin Allah'ın kitabına iman edin diye Rabbimiz ısrarla bizi kitapla birlik bir hayat yaşamaya çağırıyor. Peki öyle yaptınız. İşiniz bitti. İnsani melekeleriniz elinizden alındı. Allah korusun. Çok kötü bir konuma indirgendiniz. O zaman ne yapacaksınız? Artık bitti. Bundan sonra Allah bizi bağışlamaz demeyin. Bakın bundan sonraki ayet şöyle diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah sadece şirki bağışlamaz, şirki affetmez. Onun dışında kim ne kadar günah işlemişse işlesin Allah onları bağışlar. Dilediklerini Allah, istediği kadar günah işlemiş de olsa Allah onları bağışlar. Ancak şirki bağışlamaz. Kur'an-ı Kerim'de en müjdeli, en müjdeci ayetlerden birisi budur demiş alimlerimiz. Şirkin dışında bütün günahları bağışlayacağını müjdeliyor Rabbimiz. Neden öyle? Çünkü bakın bir adam günah işlerken eğer Allah'ı güçlü bilirse, Allah'ı gerçek Rab, gerçek ilah olarak kabul ederse, Allah'ın esmasını, Allah'ın sıfatlarını sadece Allah'ta görür, Allah'ı güçlü görürse, güçlü bir Allah'a inanırsa, o kişinin günahı, Peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyelim, ananes sema diyor, yeryüzünden gökyüzünü kaplayacak kadar çok günah işlemiş olsa bile Allah onu bağışlar. Niye? Çünkü o kişi Allah'ı eksiksiz kabul ediyor, Allah'ı güçlü kabul ediyor. Ama müşrik Allah'ı parçalayan kişidir. Allah'ın gücünü zaafa uğratan kişidir. Allah'ın yetkilerini alıp yerde birilerine dağıtan kişi. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan koparıp yerde birilerine dağıtan kişi zaten Allah'ın gücünü parçalamıştır, Allah'ın yetkilerini parçalamıştır. Böyle güçsüz bir Allah zaten onun affedilmesine gücü olmayan bir Allah'tır. İşte onun için müşriği Allah affetmiyor. Burayı anladık mı? Yani bir adam Allah sıfatlarını yerdekilere dağıtıyor. Rab sadece Allah iken yerde kimi kurumları da kanun yapma makamında görüyor. Şafi sadece Allah iken yerde birilerini şafi görmeye başlıyor. Razzak sadece Allah iken yerde birilerine razzakiyet sıfatı yakıştırıyor. Alim sadece Allah iken yerde birilerini alim görmeye başlıyor. Böylece Allah'ın yetkilerini alıyor, yerdekilere dağıtıyor. Allah'ın gücünü zaafa uğratıyor. Yetkileri parçalanmış bir Allah zaten onu affetme gücünden mahrum bir Allah'tır. Onun için Allah müşriğin dışında herkesi affediyor. Peki şirkin tevbesi yok mu? Şirkin ya da küfrün affı yok mu? Elbette var. Adam ölmeden önce tevbe ya Rabbi demiş, programını değiştirmiş, kıblesini değiştirmiş, şirkten vazgeçip tevhide yönelmiş. Allah elbette onu da bağışlar. Sadece müşrik olarak geberip gitmişse bir adam, kafir olarak ölüp gitmişse bir adam, işte o bağışlanmayacak. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a ortak koşmuşsa, فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا Gerçekten Allah'a çok büyük iftira etmiş, çok büyük günahta bulunmuş demektir. Bakın bu adamlar kitaplarıyla ilişkileri kalmamış, peygamberleriyle diyaloglara kesilmiş, kitaptan ve peygamberden bağımsız bir hayat yaşamaya başlamışlar, kökten yani İslam'dan, temel kaynaktan ayrılmışlar, kendilerine Yahudi demişler, kendilerine Hristiyan demişler. Halbuki onların peygamberlerinin tümü Müslümandı, hepsi Müslümandı, İslam'dan kopmuşlar. Yeni yeni yollar oluşturmuşlar, kendilerine yeni yeni isimler bulmuşlar, yeni yeni dinler oluşturmuşlar, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi. Allah'la hiç mi hiç ilgileri kalmamış, dinleriyle hiç mi hiç ilgileri kalmamış ama buna rağmen adamlar kendilerini tezkiye etmeye çalışıyorlar, kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın Allah diyor ki, elem tera, görmüyor musun, bakmıyor musun peygamberim, ilellezine yüzekkûne enfusehum. Şu kendi kendilerini tezkiye edenlere, kendi kendilerini temize çıkaranlara bakmıyor musun peygamberim? Ne diyor Yahudiler? Nahnu ebnaullahi ve ahibbauhu. Biz Allah'ın oğullarıyız, biz Allah'ın sevgilileriyiz. Cennete sadece biz gideceğiz, kesinlikle biz cehenneme gitmeyeceğiz. Biz Allah'ın yeryüzünde en sevgili kullarıyız. Bizler şu anda Allah'ın istediği Müslümanlığı yaşıyoruz. Bizler şu anda kitabımızla peygamberimiz eşliğinde
Allah'ın istediği kulluğu yaşıyoruz. Biz kesinlikle cennete gideceğiz. Allah'ın en çok sevdiği kullar biziz diyorlar. Böylece kendilerini tezkiye etmeye çalışıyorlar. Kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Allah korusun, Yahudi ve Hristiyanların İslam'a, son dine girmelerine engel olan şey işte bu anlayışlarıydı. Bu tezkiyeleriydi. Bu mutmain halleriydi. Bunu biraz açayım. Bakın, son kitap Kur'an gelince, son peygamber Muhammed Aleyhisselam gelince, Allah Yahudi ve Hristiyanları, ehli kitabı, son peygambere ve son kitaba imana çağırınca, bunlar dediler ki, yahu bizim hayatımız son derece güzel. Bizim peygamberimiz var, bizim kitabımız var. Bizler şu anda Müslümanca bir hayat yaşıyoruz. Bizler şu anda Allah'ın istediği hayatı yaşıyoruz. Yani Allah bizleri koymayacak cennetine de sığırları mı koyacak, başkalarını mı koyacak? Biz cennetin ta ortasına layık insanlarız. Ne gerek var yani yeni bir dine inanmaya? Bizim yolumuz daha, kitabımız daha, peygamberimiz daha hak dediler. Kendilerini tezkiye ettiler, kendilerini iyi gördüler, mutmain oldular. Ve bu itminan hali onları değişmelerine engel oldu. Son kitaba inanmalarına, son peygambere teslim olmalarına engel oldu. Eğer bizler de bugün hacımız, hocamız, erkeğimiz, kadınımız, alimimiz, cahilimiz kim olursa olsun ben en iyiyim. Biz en iyi cemaatiz. Bizim cemaat cemaatlerin en iyisi. Bizim parti partilerin en iyisi. Bizim vakıf vakıfların en iyisi. Bizler şu anda Allah'ın razı olduğu Müslümanlığı yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız kulluktan daha güzel bir kulluk olamaz. Biz bu hayatımızla, biz bu yapılanmamızla, biz bu hocalarımız, hacılarımız, şeyhlerimizle, biz bu biatlerimizle kesin cennete gidiyoruz. İki kere iki dörtten daha kesin biz cennetliyiz diyorsa bir adam, bu değişimin önüne dikilmiş en büyük puttur. O adam değişmez. Bir adım daha öteye gidemez o adam. Ben iyiyim ama bundan daha güzel Müslümanlık da olabilir. Rabbim bundan daha güzeline layık. Ben haklıyım ama ben doğruyum ama benim dışımda da doğrular olabilir. Biraz daha güzel Müslümanlaşmak zorundayım. Biraz daha Kur'an sünnet tanımak zorundayım. Ben şu anda bir Müslümanlık yaşıyorum ama Kur'an'dan tanıdığım şu kadarcık bir bölüm var. O kadarcık bölüme uygun bir Müslümanlık yaşıyorum. Daha bilmediğim, tanımadığım öteki sureler, öteki ayetler benden daha farklı Müslümanlık bekliyor diye biraz daha gayret ederek, biraz daha okuyarak, biraz daha Kur'an ve sünnetle tanışarak bir adım daha iyi Müslüman olma çabası içine girmek dururken ben iyiyim, biz iyiyiz. Ne var yahu bizde, Allah bizi cennete koymayacak da sığırlar mı koyacak diye kendimizi sığırlarla mukayese eder. Ebu Bekir'le Ömer Efendimiz'le mukayese etmezsek bir de öyle düşünün değil mi? Onların gittiği cennete biz nasıl gideceğiz yahu, ayıp değil mi? Bir de öyle düşünün, tam tersinden düşünün. Tamam, kendinizi sığırlarla mukayese edince cennete layıksınız belki ama bir de sahabeyle mukayese edin bakalım. Bir de İslam'ı en güzel bir biçimde yaşayan Allah kullarıyla mukayese edin. Aman ha. Hiçbirimiz durumumuzdan mutmain olmayalım. Hiçbirimiz kendimizi mükemmel görmeyelim. Hep eksik görelim. Bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha güzel Müslümanlık yaşama kavgası içine girelim. Bakın Allah diyor ki şu kendilerini, nefislerini tezkiye edenleri görmüyor musun peygamberim? Belillahu yüzekki men yaşa. Halbuki tezkiye etme yetkisi sadece Allah'a aittir. Kimse kimseyi tezkiye edemez. Hiç kimse kendini tezkiye edemez. Hiç kimse ben cennetliyim diyemez. Bakın, ne zaman diyebiliriz bunu? Hani Kur'an'da bir ayet var. Kıyamet kopmuş. Hesap kitap görülmüş. Terazi mizan bitmiş. Sonra Allah şöyle diyecek. İnşallah Rabbimiz o sözün muhataplarından kılsın bizi de. Ya eyyetuhen nefsul mutmeinne. Ey itminana kavuşmuş nefis. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı, dön Rabbine. Fadhuli fi ibadi. Gir kullarımın arasına ve dhuli cenneti. Gir cennetime. Ha. Bu sözü Allah'tan duyduğumuz anda o zaman kesin ben cennetliyim demeye hakkımız var. O zamana kadar hiçbirimiz bunu deme hakkına sahip değiliz. Hiçbirimiz ama. Çünkü bugün Müslümanca bir hayat yaşıyoruz ama yarın nasıl bir çizgi takip edeceğimizi bilemiyoruz, bilmiyoruz ki. Bakın,
Dünyada cennetle müjdelenen Ebu Bekir Efendimizin bir sözü var. Cennetle müjdelenmişti. Ama o haliyle öldüğü takdirde cennete gidecek. Çizgisini değiştirirse, ha o onun dışında cennetle müjdelenmiş olan Ebu Bekir Efendimiz'e izafe edilen bir söz var. Güzel bir söz. Diyor ki, deseler ki herkes cennete gidecek, bir tek insan cehenneme, acaba o ben miyim diye korkarım. Deseler ki herkes cehenneme gidecek, bir tek insan cennete, acaba o ben miyim diye ümide kapılırım diyor. Biz de böyle olalım. Ümitle korku arasında, beynel havf ve raca, ümitle korku arasında. Hiçbirimiz kendimizi tezkiye etmeyelim. Hiçbirimiz. Hiçbirimiz bir başkasını da tezkiye etmeyelim. Filan zat var ya kesin cennetlik demeyelim. Yasak. Hatta Peygamber aleyhisselam diyor ki, dışınızda birini kesin cennetlik demeyin. Zannediyorum ki öyledir deyin diyor. Bir mümin bir mümini tezkiye ettiği zaman da üzerine toprak atın diyor Peygamberimiz. Hatta onun boynunu kopardın diyor. Kardeşini tezkiye ederek onun boynunu kopardın diyor. Öyle yapmayalım. Tezkiye yetkisi, yani arındırma yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah iyidir dedikleri iyidir, kötü dedikleri kötüdür. Allah'ın bu gerçek Müslüman dedikleri gerçek Müslümandır. Bu cennetliktir dedikleri cennetliktir. Bu cehennemliktir dedikleri cehennemliktir. Tezkiye yetkisi sadece Allah'a aittir. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا Kıl kadar da Allah kimseye zulmetmez. Yani hurmanın o küçücük bir çekirdeğine yapışmış bir iplik var. O iplik kadar Allah kullarına zulmetmez. Yani gerçekten Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmışsanız Allah kesinlikle onları zayi etmez. Ama kulluk yapmadan da kendi kendinize bir kâmeti kıymet biçmişseniz, ben cennetin ta ortasına layıkım, hatta kimileri Allah'tan alacaklıyım falan diyor. Haşa haşa, çok fazla daha kulluk etmiş sanki, Allah korusun, bunları demeyelim. Ondur, bak peygamberim, bakın ey Müslümanlar, keyfe yefterûne alallâhil kezib, adamlar Allah'a nasıl da yalan iftira ediyorlar, Allah'a nasıl da akıl vermeye çalışıyorlar, Allah'ı nasıl da şartlandırmaya çalışıyorlar, nasıl da Allah'a yol göstermeye çalışıyorlar. Ya Rabbi biz böyle münasip gördük, sen de bizim keyfimize uymak zorundasın, bizi cennetine koymak zorundasın, bizi cehenneminden korumak zorundasın diye hem sapmışlar gitmişler, hem kitaplarını tahrif etmişler, hem peygamberleriyle diyaloglarını kesmişler, hem kafirce bir hayatın içine girmişler, hem de cennetin ta ortasına layık olduklarını iddia ediyorlar. Bu Allah'a en büyük iftira. Elem tera, yine baksana peygamberim, bakmıyor musun? İlellezîne utû nasîben minel kitâb. Şu kitaptan kendilerine nasip verilenler, kitaptan nasibi olanlar, Tevrat bilgisi, İncil bilgisi, Kur'an bilgisine sahip olanlar var ya, yu'minûne bil cibti ve tâğûti. Onlar cipt ve tağuta iman ediyorlar. Allah Allah. Cipt, put demek. Onlar puta iman ediyorlar. Cipt, Allah yasalarına alternatif yasalar demektir. Onlar Allah yasalarına alternatif yasalara iman ediyorlar. Cipt, Allah yasalar, Allah programına alternatif hayat programıdır. Allah sistemine alternatif sistemlerdir. Allah dinine alternatif batıl dinlerdir. Onlar cipte iman ediyorlar. Allah'tan başkalarının da kanun koyabileceğine, onların da kanun koyma yetkisine sahip olduklarına inanıyorlar. Onları da yasa belirleme, program yapma yetkisinde görüyorlar. Onların yasalarına da iman ediyorlar, itaat ediyorlar. Bir de vattağuti, tağuta da iman ediyorlar. Tağut ne? Tağut Allah sistemini, Allah yasalarını beğenmeyerek, onları ilga edip kaldırıp kendi yasalarını zorla insanlara empoze etmeye çalışan, Allah kullarını Allah'a kulluktan koparıp zorla kendilerine kul köle edinmeye çalışan insanlardır, toplumlardır, müesseselerdir. İşte tağutlara da iman ediyor onlar. وَيَقُولُونَ ve diyorlar ki لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler için diyorlar ki هَا اُولَٰئِ şu kafirler var ya, şu Amerikalılar var ya, şu İsrail var ya, şu Ruslar var ya, şu Almanlar var ya, şu Batılılar var ya, اَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا yolca müminlerden daha hayırlıdır diyorlar. Allahu Ekber. Şuna bakın. Önce
bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı olayı söyleyeyim. Ondan sonra kendi dünyamıza inşallah getireyim. Ka'b bin Eşref diye bir adam var. Yahudi bilgini, o dönem Medine'de Tevrat'ı en iyi bilen kişi. Tevrat'ın en bilgini, alimi diyemedim, bilgini diyelim. Çünkü alim kavramı daha güzel, hoş bir kavram. Bu adam Tevrat'ın bilgini, Yahudi bilgini. Mekke müşrikleri Mekke'de Muhammed Aleyhisselam zuhur edip de kendilerini İslam'a davet edince, tevhide çağırınca kafaları karışmış. Mekke müşriklerin, yahu demişler, gidip bu işi bir sağlamaya alalım. Bu bölgede en alim kim var? Din konusunda, kitap konusunda, peygamber konusunda en alim, Yahudi alimi, Yahudi bilgini, işte Ka'b bin Eşref var. Gidip ona bu durumu bir soralım. Yani biz mi hak yoldayız, yoksa Muhammed ve getirdiği dine inanan müminler mi hak yolda? Gidip bir soralım demişler. Gelmişler Ka'b bin Eşref'e, en büyük Yahudi bilginine. Demişler ki, ey Ka'b, Mekke'de Muhammed isminde bir zat çıktı. Allah'ın kendisine vahyettiğini söylüyor. Cebrail'in kendisine vahiy getirdiğini söylüyor. Allah'ın kendisiyle konuştuğunu söylüyor. Allah'ın kendisine ayetler gönderdiğini, hayat programı gönderdiğini söylüyor. Bir kısım insanlarımız, Mekkeli bir kısım insanlarımız ona iman etti. Onlara mümin deniyor. Biz de iman etmedik, biz de müşriyiz. Söyle ey Ka'b, bizim aklımız karıştı. Gerçekten Muhammed ve etrafındaki müminler mi daha hayırlı, yoksa biz mi daha hayırlıyız? Biz mi doğru yoldayız, onlar mı doğru yolda diye soruyorlar. Bakın, en büyük Yahudi bilgini, Tevrat'ın en büyük bilgini diyor ki, siz onlardan 100 kere daha hayırlısınız. Vay adi alçak vay, vay alçak vay. Kendi bindiği dalı kesiyor, kendi inancını reddediyor. Yani bakın, bu adam Allah'a inanan birisi, peygambere inanan birisi, yani tevhid ehli olduğunu iddia eden birisi, Musa Aleyhisselam'ın yolunda olduğunu iddia eden birisi, yani Allah'ın hayata karıştığına, Allah'ın peygamber seçtiğine, Allah'ın yeryüzünde insan hayatını düzenlemek üzere kitap gönderdiğine inanan birisi, şimdi bakın, müşrikler ve kafirler karşısında Müslümanları küçük görüyor, müminleri küçük görüyor, diyor ki müşriklere, siz onlardan 100 kere daha hayırlısınız. Bugün de aynı şeyleri yapmıyor mu? Kur'an bilgisine sahip olan nice insan var ki, Amerika'nın safında, Avrupa'nın safında, İsrail'in safında Müslümanları terörist ilan ediyorlar. Onların ağzını kullanmıyorlar mı? Yani Amerikalılar, yani İsrail, yani batılılar, yani kafirler, yani eli kitap dünya Müslümanlardan çok daha üstün demeye getirmiyorlar mı? Allah korusun. Allah korusun. Aynı şey yapıyorlar ya. Demek ki onlar cipt ve tağuta inandıkları için böyle yapıyorlarmış. Cipt ve tağuta inandıkları için cipt ve tağut taraftarlarını Müslümanlardan üstün görmeye çalışıyorlar, Allah korusun. Nice yazarların ve çizerlerin son dönemde gerçekten Amerikan ağzıyla, Avrupa ağzıyla konuştuklarına şahit oluyoruz. Allah korusun. Sanki onlarsız bir hayat mümkün değil. Amerikasız bir hayat yaşayamayız. Avrupasız bir hayat mümkün değil. İlla da onlarla beraber olacağız, onlara kuyruk olacağız, onlara çömez olacağız, onlara ekleneceğiz, onların peşine düşeceğiz. Onlar kaynaklı bir hayat yaşayacağız. Garip bir anlayış ya. İşte televizyonda konuşanları duyuyorsunuz. Ağızlarına bir bakın. Ka'b bin Eşref'in ağzından hiç de farkı yok adamların konuşmalarının. Ulaikellezine la'nehumullah. İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği kimselerdir. Ve men yel'anillah. Allah kimi lanetlemişse felen tecide lehu nasira. Artık onun için, onu Allah'ın lanetinden koruyacak, kurtaracak, onu dünyada ve uhbada mutlu edecek hiçbir dost ve yardımcı bulamazsınız. Allah birilerini lanetledi mi, onların işi bitmiştir. Ya Rabbi, sen bizi o lanetliklerden koru. Em lehum nasibun minel mulki. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Allah onlara yetki filan mı vermiş? Fe izen la yu'tunen nase nakira. Eğer onlarda böyle bir fırsat, böyle bir imkan olsaydı, Allah onlara yetki vermiş olsaydı, Allah onlara egemenlik vermiş olsaydı, insanlara hurma çekirdeğinin içindeki o lif kadar, o iplik kadar bile insanlara bir şeyler vermezler, insanlara cimrilik yaparlardı. Yani şunu anlatıyor Rabbimiz, hem nimetler konusunda öyle düşünüyoruz, hem de risalet konusunda, vahiy konusunda, peygamberlik konusunda kesinlikle onlar başkalarına bir şey vermezlerdi.
her şeyi kendi ellerinde tutmaya çalışırlardı. Peygamber mi gönderecek Allah mutlaka İsrailoğullarına gelsin isterlerdi. Vahiy mi gönderecek Allah, bu işin baş bayisi, bu işin toptancısı bizleriz derlerdi. İnsanlara nimetten hiçbir şey sunmazlardı. Em yahsudûnen nâse, yoksa onlar insanları kıskanıyorlar mı? Müslümanları kıskanıyorlar mı onlar? Alâ mâ âtâhumullâhu min fadlihi, Allah'ın fazlu kereminden o Müslümanlara, o İsmailoğullarına Allah'ın peygamber göndermesini, Allah'ın kitap göndermesini, Allah'ın nübüvvet göndermesini, Allah'ın onları imam yapmasını, Allah'ın onları yeryüzünde denge unsuru bir ümmet yapmasını, Allah'ın onları yeryüzünde imamlar yapmasını, önderler yapmasını kıskanıyorlar mı bu alçaklar? Elbette kıskanıyorlar. Her dersimizde söylüyoruz, bu dersimizde bir daha söyleyeyim. Her dersimizde söylüyoruz. Yeryüzünün en büyük kıskançları Yahudi ve Hristiyanlardır. Kesin biliyorlar ki kendileri cehenneme gidiyor. Kesin biliyorlar ki Müslümanlar cennete gidiyor. Yahu biz cehenneme giderken bu adamların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp bunların hayatlarını bozalım? Bunları da kendi cehennemimize götürelim. Dertleri bu alçakların. Düz bir mantık kullansalar, yahu bunlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim? Biz de Müslüman olalım, biz de bunların gittiği cennete gidelim deyiverseler güzel olacak ama kıskanıyor alçaklar. Kıskanıyor, kuduruyorlar adeta. Müslümanlara lütfedilen bu son kitaptan dolayı, son peygamberden dolayı. Fakat ateyna ale İbrahim el kitabe vel hikmete. Biz daha önce İbrahim aline de kitap ve hikmet vermiştik. Yani size de peygamberlik vermiştik. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Hepsi size gelmiş, İsrailoğullarına gelmiş Allah'ın elçileri değil mi? Allah onlara hikmet ve mülk vermemiş miydi? Büyük bir mülk vermişti Allah onlara. Ne oluyor? Yani dün peygamberlik sizdeydi, bugün İsmailoğullarında, bugün Müslümanlara verilmiş. Neden gazaplanıyorsunuz? Neden ırkçılık yapıyorsunuz? Hemen iman etmek zorunda değil misiniz? فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا بِهِ Onlardan kimisi bu son kitaba, son peygambere, son elçiye inandı. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ Bir kısmı da kendilerini ondan uzak tuttu. Ona inanmadılar, imana yanaşmadılar. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Cehennem onlar için yeterlidir. Azap olarak, sa'ir olarak cehennem onlar için yeterlidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu örtenler, örtbas edenler, bu konu birkaç ayet sonra bitecek. Ondan sonra çok farklı konular gelecek. Biraz daha anlaşılması kolay olan ayetler gelecek önümüzdeki haftalarda inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu küfredenler, örtenler, örtbas edenler bir ayetine, ayetlerimizi örtüp örtbas edenler var ya, gerek Tevrat'taki ayetleri örtüp örtbas edenler, gerek İncil'deki Allah'ın ayetlerini kamufle edip örtüp örtbas edenler, gizleyenler, perdeleyenler, insanlardan saklayanlar, gerekse Allah'ın meşhut ayetleri dediğimiz, kainatta Allah'ın serpiştirdiği ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, bulut gibi, rüzgar gibi, kuş gibi, deniz gibi, dağ gibi, böcek gibi, insan gibi Allah'ın meşhut ayetlerini gizleyip örtenler, yani onları kamufle edenler, onlarla Allah'a imana yürümeyenler, onların her birine tutunarak Allah'a doğru kulluğa yanaşmayanlar, gerekse Kur'an'daki metlub ayetler dediğimiz kulağa hitap eden şu ayetleri örtüp bir hayat yaşayanlar var ya, sevfe nuslihim nara, yakında onları cehenneme atı vereceğiz, cehenneme sallayı vereceğiz, yaslayı vereceğiz. Kullama nazicet culuduhum, cehennemde her ne zaman ki onların derileri yanıp kül olunca, beddelnahum culuden gayraha, o derilerinden başka deriler giydireceğiz onlara, liyazukul azab, azabı tatsınlar diye. Deri denmiş burada, tıbben de bu böyle. İnsanın en çok acı çekeceği yer, damarların ve sinirlerin hemen derinin altında yerleştirildiği bölgedir. Bıçağı saplayın, şu bölgede acı hisseder. İçinde acı hissetmez. Çünkü sinir uçları, damarlar derinin hemen altında. Onun için Allah deriden söz etmiş. Onların derileri yanıp kül oldukça ölemeyecekler. Allah onlara tekrar deri giydirecek ve azap edecek. Hatta
Peygamber aleyhisselamın bir hadislerinin beyanıyla kafirin derisi bilmem ne kadar mesafe uzun olacakmış, kafirin vücutu Uhud dağı kadar, yani bir dağ kadar olacakmış. Neden? Her bir bölgesinden azabı tatsın diye, her bir hücresinden azabı tatsın diye Allah kafirin bedenini, vücutunu büyük yaratacakmış. Yani ölüm orada yok. Ölemeyecek insanlar. Ölüm öldü. Cennetin kapısının ağzında bir koş kesilecek diyor Peygamberimiz. İlan edilecek cennetliklere. Ölüm öldü ey cennetlikler. Ebediyen zevk-ü sefa içinde yaşayın. Ölüm bitti. Bir de cehennemin kapısının ağzında koş kesilecek. Allah ilan edecek. Ölüm öldü ey cehennemlikler. Bir daha ölümü ummayın. Ölümü temenni etmeyin. Ölümü temenni ettirecek çilelerin, ıstırapların, azapların içinde ila nihaye unutulacaksınız. Hatta onlar ölüm isteyecekler. Diyecekler ki ey Malik, ne olur Rabbına dua et de bizim için bir ölüm hükmetsin. Bir saatliğine, yarım saatliğine ölelim de şu acılardan, ıstıraplardan bir kurtulalım. Allahu Ekber. Yani ölümü temenni ettiren azapların içinde öyle bir hayat yaşayacaklar. İnnallâhe kâne azîzen hakîmâ. Şüphesiz ki Allah azizdir. Allah güç kuvvet sahibidir. Allah hikmet sahibidir. Allah hayata hakim olandır. Dediği dedik olandır. Tüm yasalarını hikmetle ortaya koyandır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ama iman eden ve salih amel işleyenlere gelince, Rabbim bizi inşallah onlardan kılsın. İman eden ve hayatını o imanla düzenlemeye çalışanlara gelince, sadece iman yetmiyor. Ben inandım Kur'an'a yetmiyor. Onu amele dönüştürmek zorundayız. Ben inandım namaza yetmiyor. Kılmak zorundayız. Ben inandım cipt ve tağutu reddetmeye yetmiyor. Bunu ağzımızla söylememiz. Hayatımızla bunu göstermek zorundayız. Ben inandım cennete yetmiyor. Cennet kazanmak için bir hayat yaşamak zorundayız. Ben inandım cehennemin varlığına. Cehennemden korunmak için bir hayat yaşamak zorundayız. Yani inanan ve salih amel işleyen. Yani inancını amele dönüştüren, imanıyla hayatını düzenlemeye çalışan kimselere gelince, senudhiluhum, biz onları idhal edeceğiz, koyacağız. Cennetin, cennetlere koyacağız. Tecri min tahtihel enhar, zemininden ırmakların akıp gittiği cennetlere koyacağız onları. Zemininden ırmakların akıp gittiği ya da tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu. Bir de böyle anlıyoruz. Tahtı tasarruflarında ne demek o? Onların yetkisinde ırmaklar. Şöyle paranda at diyecekmiş, ırmak paranda atacakmış. Su, fıskiye mesela o yanına o yanına böyle şekil verdirilir ya. Onların tahtı tasarruflarında yani yetkileri altında ırmakların çağlayıp durduğu, çeşitli şekillere girdiği cennetlere koyacağız onları. Halidine fiha ebede, ebediyen o cennette kalmak üzere, hiç kaybetmemek üzere o cennetlere koyacağız. Lehum fiha ezvacun mutahharatun, orada o cennette onlar için tertemiz hanımlar vardır, eşler vardır, hanım değil, eşler. Yani erkekse tertemiz hanımları, kadınsa tertemiz kocaları, eşler var onlar için tertemiz. Nasıl temiz? Yani maddi ve manevi pisliklerden arınmış kadınlar ve erkekler. Mesela sümük gibi, affedersiniz, idrar gibi, dışkı gibi, hayız gibi, nifas gibi veya işte ağız burun kokusu gibi maddi pisliklerden arınmış, arındırılmış ama gıybet gibi, çekememezlik gibi efendim, İtaatsizlik gibi, nüşuz gibi, serkeşlik gibi manevi pisliklerden de arındırılmış, hem madden hem de manen tertemiz hale gelmiş eşler var orada onlar için. Kadınlarsa erkekler, erkeklerse kadınlar var orada onlar için. Hatta içi dışından, dışı içinden görünen diye de bir hadiste Allah'ın Resulü beyan ediyor. Allah korusun. Şu anda dünyadaki kadınların ya da erkeklerin şöyle dışından bakınca bağırsaklarının içini görüverseniz tiksinirsiniz. Çünkü orada ne dolu olduğu belli. Ama cennetteki erkek ve kadınların bağırsaklarından misk dolu, dışarıdan bakınca da görülecekmiş. Ve zevk alınacakmış. Hani mercan balığını gördünüz mü bilmem. Şöyle dışarıdan bakınca bütün damarlarını içinden sayabilirsiniz. Öyle içi dışından, dışı içinden görünen şeffaf kadınlar, güzelin güzeli kadınlar, güzelin güzeli erkekler. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا
zalila, gölgelikler var onlar için. Çok yüce makamlar var onlar için. Öteki ayetlerini tanımak üzere Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Rabbim duyduklarımızla, dinlediklerimizle istediği biçimde iman etmeyi ve bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenleme kavgası içine girmeyi ve duyduğumuz, dinlediğimiz bu ayetleri kendi dirilişimize, kendi imanımızın artmasına sebep kıldığımız bu ayetleri hemen en yakın hayat arkadaşımız, hanımlarımızdan ve çocuklarımızdan başlamak suretiyle komşularımıza, akrabalarımıza, iş yerimizdeki mesai arkadaşlarımıza duyurarak onların da dirilişine sebep olmak arzusu ve temennisiyle Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.